Ha, AK Parti'nin dışındakilere ben künahımı vermem, künahımı. Tamam. Peki. Hep terörist FETÖ'lü şey hainleri. Tamam. Bizim bu vatanı koruyan polisimize, jandarmamıza, askerimize silah şey ediyorlar, onlardan şey yapıyorlar. Ermeni tohumu onlar. Onlardan adam hain gelmez. Vatan hainleri. Millet teröristleri şey aldı da bu vatana şey yapıyorlar. Bu milletin hakkını şey getiriyorlar. Ne olacak ya? Ha? Ermeniyim, askerlik yaptım. Gelin. 55 senedir. Ermeni olabilir diye bak. Ne olacak yani? Asıl unsuru değil mi efendim? Evet. Büyük Ermeni. Doğma büyüme buralıyım. Babam da buralı, dedem de buralı. Ben senin için koy. Niye gülüyorsun? Ben Ermeniyim. Tohumun ne demek ya? Sen ne tohumusun? Ben askerlik yaptım. Ermeniyim diye niye suçluyorsun beni diyor. Cevap ver. Niye? Ben onu suçlamıyorum. Ama Ermeni tohumu dedim. Ben Ekrem'i, imamı suçlarım. Ermeni de suçladı. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Karlı bir İstanbul havasında Beykoz'dan sesleniyoruz. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'umuzun güzel ilçelerinde Beykoz'da yapacağız. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gelen seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeden önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyir. Efendim bu pazar günü sandığa gitsek. Beykoz'dayız biz. Hangi partiye oy vermek istersiniz? AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Seviyorum icraatlarını, çalışmalarını. Tamam. Nasılsın Hacı abi? Fidilsiz bomba. Aman patlamasın yanlış yerde. Fidilsiz bomba patlamaz. Ha fidilsiz bomba. Ha. Doğru sor, doğru cevap vereyim. Tamam. Kalbim neyse o. Aynen. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben oyumu vatan mücün kim bir şey yapıyorsa ona verirdim. İşte kim yapıyor? Yani şu kim? Mesela şöyle bir bakın. Ben 50 senedir yurt dışındayım. Amerika'dayım, Almanya'dayım. Almanya'dan Türkiye'nin diğerini görüyorum. Bu yolları, uyayları, her şeye karşı gelmek. Ben Erdoğan'ın resmini asıyorum yukarıda. Diyorlar bana niye? Ben dedim Cumhurbaşkanımın resmini asıyorum. Yarın Kılıçdaroğlu kazansın onu assam. Tamam. Fakat hep çamur atmak değil. Tilki üretmek. Bizim şeyimiz basit. Oyu kime vereceksin? Oyun benim Allah yaşadığım müddetçe Erdoğan'a. AK Parti'ye. AK Parti. Neden hep AK Parti? Nerede biliyor musun? Vatanımız için uğraşıyor. Dünyanın tek lideridir. Çamur atmak değil. Şey sunmak, alternatif sunmak. Anlaşıldı. Bir şey sorabilir miyim acaba? Sor. Valla. Siyasi parti olarak genel seçim. CHP veririm. CHP veririm. Neden CHP efendim? Pek fazla siyaset konuşmak istemiyorum ama yani. Okay. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Efendim bu hafta sonu bir erken genel seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Hangi partiye? AK Parti haricinde diğeri kararsız. Peki. AK Parti'ye AK vermeyeceğim. Parti yok ama öbürü de belli değil. Hı hı. Tamam. CHP veririm. Neden CHP? Denemek istiyoruz. Denemek için? AK Parti'ye. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi? Çünkü ondan da iyisi yok. Tamam. Neden yok? Çünkü CHP'li bir o aday, o da hiç vatandaşa hiç şey olmuyor. Kim? Yani alternatif sunmuyor. Çünkü terörle iç içe olduğu için. Yani neyse HDP'nin yerini alacak. Tamam, parti anladık. Ya hiçbir parti vermem. Tuttuğum bir parti var ya bunlar hepsi üçkağıtçı. Yok mu yani? Vermiyor. Ya siyasetçi demek üçkağıtçı demek. Başka tamam. Bir şey değil yani. Peki efendim. Vallahi hiç bir bilgim yok abi. Kararsız mı? Kararsız. Peki. Foto. Erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Çok güzel bir soru. Kime Yüce Rabbim layık görmesi ona vereceğiz. Kime görecek? Yarın seçim. Onu Allah bilir bir şey denmez öyle. Söylemek istemiyorsunuz. Söylemek istemem. Ekrem günü bir erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Oyumu kime vereceğim? Genel seçim. Şu ankine vermeyeceğim kesin. Tamam AK Parti'ye yok. Peki bizim anketimiz Sayaşlı hangisini yazmamızı istersiniz? Hangi parti yazalım? CHP'nin aday göstereceği kişiye bağlı. Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyeceğim garanti. Kemal ama Mansur ya da Ekrem Başkan olursa onlara veririm. Peki efendim. Bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? PKK'ya vermem herhalde. Eyvallah. Bütün evet. Kime vereceksiniz? Bir tek PKK yok. Çok PKK. Parti var. Yok 5 tane parti hep PKK'da onlar. Hepsi tamam. PKK. Hiçbiri ayrı değil onların. Saadet Partisi PKK mı? Aynen. Tamam. Ona oy veren hepsi PKK'dır. Peki askeri bak bir dakika askerimize polisimize kurşun sıkan vatanı kurşun sıkan lan hepsi bir değil mi? Şöyle diyorlar HDP diyor? Meclisten para alıyor para o zaman teröristler mecliste çıkarsınlar biz de çıkarsınlar hiçbir yapmayalım. Verme oyu çıkarsınlar. Tamam. Oy versen hangisine yazalım efendim?
Hangisini seçeceğiz? Allah hangisi olduğunu hiç anlamaya tamam. Temel gerek yok. Peki. Uymuş gibi olur. Evet. AK Parti'den kalanına ben günahımı vermem. AK Parti yok mu diyorsun? AK Parti'den kalanına günah. AK Parti dışında tamam. Ha, AK Parti'nin dışındakilere ben günahımı vermem, günahımı. Tamam. Peki. Teröristçi FETÖ'nün hainleri. Tamam. Bizim bu vatanı koruyan polisimize, jandarmamıza, askerimize silah yetiyorlar, onlardan şey yapıyorlar. AK Parti'ye. He? Peki. MHP'ye veririm. Neden MHP? Çünkü ona üye olduğum için. Üye olduğum için, tamam. Hiç kimseye. Neden? Çünkü ben babamı annemi kaybettim. Başım hiç yardım etmediler. Hatta ben CHP'ye verdim. Keşke vermez olaydım. Neden? Yani oy verdiği zaman param vermediler. Ben yardım mı istiyorsun? Yani o ayrı bir şey. O vatandaşlık görevi. Aynen. Yani yardım etmeye niye pişman oluyorsun? Ya çünkü herkese yardım ediyorlar. Aynen. Ama bizim gibi garibanlara yardım etmiyorlar. Şimdi kimse oy vermiyor muyuz? Ben vermeyeceğim. Tamam. İmamoğlu'na vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? Abi Cumhuriyet Halk Partisi millet için, devlet için çok güzel bir işlem yapıyor. Beykoz'da mı oturuyorsunuz? Ben Kars'ta oturuyorum. Kars'ta, ben Karslıyım, evet. Ben her zaman İmamoğlu arkasından CHP'nin. Tamam. Genel seçim. Vallahi bilemiyorum. Kararsız mı diyelim? Kararsız. Tamam. Ekrem, oyumuzu kime vereceğiz? Allah boşa veririm ben. Kararsız mı? Evet, kararsız. Peki daha önce hangi partiye verdin? Hangi parti bir oy kaybetti? Vallahi ben CHP'ye verdim. CHP'ye ve AK Parti'ye verdim, ondan soğurdum. AK Parti bir seçmen kaybetti. Evet. Neden rakibine vermiyorsun? Senin yine AK Parti'ye yarayacak. Rakibe verirsem şeye verirdim, bayana verirdim. Meral Akşener. Evet. Tamam, Meral Akşener yazalım. Elbette ki Millet İttifakı'na. Tamam, içinde hangi parti efendim? 4 tane parti var şu an içinde, hangisine vereceğiz? Ben CHP İYİ Parti tercihim. Sana biri baş tercih CHP. CHP yazalım. Teşekkür ederim. Çok... Beykoz'dan mı oturuyorsunuz? Beykoz'da oturuyorum. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Şu anda her şey belirsiz. Ben öncelikle şunu diyeyim. Benim temennim, duam, Allah devlete zeval vermesin. Amin. Hükümetler geçicidir. Kesinlikle. Aynen öyle. Onun için şu anda hepimizin kafasında bir karışıklık var. Bunu kabul yarın etmek lazım. Mesela yarın olsa sanda gitsen. Şu anda diyorum. Şu anda kafa şu anda dünya ve Türkiye'de bir ekonomik kriz vardır. Doğru. Şimdi hangi parti gelirse gelsin temelde bir şey varsa. Kovalar doluysa. O zaman bir şeyler olur, herkes kovalarımız böyle. Kovalarımız boş. Hemen bu açıklama hemen. Çok güzel oldu. Biz oyu hangisine yazalım efendim? Ne diyorsunuz? Bak yine onu ben de kararsızım da diyebilirsin. Kararsızım şu an. İlla ki ben oyumu kullanacağım vatandaş olarak ama aması yani siyasette olan herkes yani tam sağlıklı konuşmuyor. İlla ki öncelikle mevki, makam ve çıkar için konuşuyor. Tabii sizin de aklınız var, muhakeme gücünüz var. Dinlersiniz hepsinizi. Hangisi kafanıza ona verirsiniz. Ama şu an anlamı söylemek istemiyorsunuz. Ve verdiğimiz şu anda bir çıkmaz içindedir. Tamam, şu an söylemek istemiyorsunuz. Öyle yazalım. Aynen öyle. Efendim. Ben mi? Evet. Millet İttifakı'na. Şimdi hangi parti? Saydığımız anketle parti bazı gidiyor. CHP, İYİ Parti. Hangisini yazalım? Hangisine yazacaksın? Hepsine bir yazacaksın. Yok, bir olmuyor işte. Partiye veriyorsunuz, orada kendini dağılıyor. İyi partiye veriyorum. İyi parti. Evet. Seçim olsa oyumuz kime? Gönderseniz görürsün. Kime vereceğiz genel seçim? Genel seçimde mi? Kararsız. Kararsız mı? Tamam. Kimse, hiç kimse. Daha önce hangi partiye verdin? Hangi parti bir seçmen kaybetti? CHP'ye verdim. Şimdi yok. Yok. Tamam. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Beykoz'dan hepinize selamlar. Yok, iyi değil. Neden iyi değilsiniz? Düzenden. Ha? Düzenden. Düzenden iyi değilsiniz. Allah iyi etsin. Bu? Bizim İstanbul televizyonu. Güzel. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz efendim? Türkiye'yi kurtaranlar CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Şu mevcut düzen partilerin içinde en iyisi o. En iyisi o. Peki. Daha iyisi gelirse değiştiririm kesinlikle. Tamam. Oyumu CHP'ye vereceğim abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden efendim? O partilerim ben abi. 50 senedir. O partilisiniz. O partilerim. Peki efendim. Abi. Hakkını, insanın hakkını savunan. İnsana değer veren parti. Beykoz'da mı oturuyorsun? Beykoz'da oturuyorum abi. Peki. 56-70 senedir buradayım. Maşallah. Kesinlikle CHP'ye veririm. Neden CHP efendim? Çünkü AKP'nin şu anda
neler yaptığını görebiliyorum. Çünkü yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık, uçurduk diyorlar. Ama bu beni pek ilgilendirmiyor. Önceki insanlar fazla yolu görmediği için bunu tercih edebilir. Ama ben şu anda ekonominin iyileşmesini istiyorum. İş istiyorum, maaş istiyorum. İş istiyorum. Mesela yurt dışındaki insanları görüyorum, neler yapabiliyor, neler edebiliyor. Ama mesela ben cebimde 100 lira var. 100 liraya gidiyorum marketten 3-5 bir şey alıyorum. Hemen bitiyor. O yüzden ben CHP vermiş düşünüyorum. Bir şey olmaz, evet. Peki efendim. Vallahi niye söyleyeyim, hangi partiye vereceğim? Bu da bir cevap. Söylememen de bir cevap. Söylemek istemiyorum, bir cevap. Ha, tamam. Tamam. Ben mi? Hiç kimse yok mu? Yok, kimi var. Kime vereceğiz? Millet İttifakı'na. İçinde hangi parti efendim? CHP, İyi Parti? Sade, Demokrat. 4 parti var. Hangisini yazalım? İyi Parti. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Ne? Neden CHP efendim? Öyle bir... Beykoz'da mı oturuyorsunuz? Beykoz'da oturuyorum. Tamam. 50 senedir burada oturuyorum. 50 senedir. Yine AK Parti. AK Parti. Oyumuzu kime vereceğiz efendim? Hangi partiye? Şu anda bağımsız. Yani bağımsız derken kimse yok mu? Yok. Kararsız diyeceğiz ona. Kararsız, kararsız. Peki efendim. Halk... Milliyetçi Hareket Partisi. MHP'ye veriyorsunuz. Neden MHP? Öyle, oralıyız. Tamam. Peki. Ben AK Partisi'nden başkasına şaşmam. Adalet ve Kalkınma Partisi. Ne için AK Parti efendim? Ne için değil. Diğerlerini görüyoruz. Tamam. Beykoz'da mı oturuyorsunuz? Ben Anadolu Hisarı Beykoz'dayım. Doğma büyüme. Devam. Peki. Sorulur mu o ya? Söylemek istemiyorum. Kararsızlığım bende. Ha. Sorulur mu? AK Partiye veririm. Başka kimseye vermem. Ya işte. Tamam. Ben... Peki. Millet İttifakı'na vereceğim. Millet. İçinde hangi partiye yazalım efendim oyunuzu? Anketimiz Sayaş'ta. Ya Sayaş'lıysa CHP var. CHP var. Cumhuriyet Halk Partisi. Ha. Neden efendim CHP? Ben CHP'lerden bir kötülük görmedim. Yani şey yapsın adam, yani bir şeyler yapacak yani. Tamam. Ben erken seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Vallahi güzelim, ben şunu söyleyeyim. Yani herkes gibi ben de belirli bir yaştayım. Ya alternatif göremiyorum. Tamam, hep pahalılık. Ekonomik durum. Refah Partisi, Gelecek, Deva, Memleket, Mustafa Sarıgül, öbür mevcut. Hiçbirisi alternatif olmuyor mu? Hiç alternatif olmaz. Tamam, o zaman kime yazalım oyunu? Şimdi öyle bir durum ki... Nasıl bir parti istiyoruz? Nasıl olsa alternatif olursa? Ya, ya şimdi ben sana bir şey söyleyeyim ya. Parlamenter sistem istemiyorum açıkça. İstemiyorsun. Tabii ama gerçekten vatanını, toplumunu, milletini seven hayırlı bir başkan olmasını isterim. Evet. Ama milliyetçi bir adam olacak, kişilik sahibi olacak kişi. Tamam. Maalesef ülkemizde, ben şunu yorumlarım, sistem olarak bu sistemden çıkılmadığı sürece, yani bir dünyanın temeli bu zaten, belirli kutuplaşmaya dönmüş dünya. Başkanın sistemini savunuyorsunuz. Ya devam etmesini istiyorum ama dediğim gibi. Kim yazalım benim, oyunuzu kim yazalım? Vallahi oyumu ben şu anda başka alternatif görmüyorum, AK Parti'ye yazarım, evet. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.